Gün biterken haber kuşağımız işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle devam ediyor. Türkiye cumartesi günü tarihinin en büyük terör saldırısına maruz kaldı. Ankara'da peş peşe patlayan iki bomba sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye yükseldi. Saldırıda hayatını kaybeden 92 kişinin kimlik tespiti ve otopsilerinin tamamlandığı, 91 cenazenin ailelerine teslim edildiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Gündemde Ankara'daki terör saldırısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Selami Altınok ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz'i kabul etti. Ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan çıktı külliyeye. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la da bir araya geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabullerinde cumartesi günü Ankara'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren canlı bombalardan birinin kimliğinin tespit edilmesinin yakın olduğunu ve o ismin bir örgütü işaret ettiğini söyledi. Başbakan, Ankara'daki terör saldırısı sonrası HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalara ilişkin sert konuştu. Davutoğlu, Demirtaş'ın hükümete ve devlete yönelik iddialarını seviyesi düşük, alçakça bir ifade olarak değerlendirdi. Öte yandan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı İlhan, KESK Genel Başkanı Özgen ve DİSK Genel Başkanı Beko'yu telefonla arayarak başsağlığı diledi. Davutoğlu'nun görüşmede olayın aydınlatılması için her türlü talimatı verdiğini ifade ettiği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişinin Malatya'daki cenaze törenine katıldı. Faillerin bulunmasını isteyen Kılıçdaroğlu, patlamada evlatlarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Ziyarete basın mensupları alınmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüşmüş, sonrasında yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan randevu talep edeceğini duyurmuştu. O talebe ilk cevap Bahçeli'den geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, zamanlamanın uygun olmadığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun randevu talebini reddetti. HDP'dense olumlu yanıt geldi. Görüşme tarihi, yer ve saatinin iki parti arasındaki istişarelerle belirleneceği ifade edildi. Ankara'daki terör saldırısı tüm dünyada geniş yankı buldu. Saldırının ardından dünya liderleri taziyelerini iletmeye devam ediyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajları gönderdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı da üye 193 ülke adına da bu menfur saldırıyı kınadı. Almanya hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel'in pazar günü Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla bir araya geleceği açıklandı. Açıklamada Merkel'in başta terör olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve göç sorunuyla ilgili Ankara'yla görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar
belirli bölgelerde yoğunlaşarak aralıksız sürüyor. Hakkari'de devam eden operasyonlar kapsamında düzenlenen hava harekatında 17 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında ise 16 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildikleri belirlenen 6 teröristin cesedi bulundu. Siirt'te teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla imha edildi. Şanlıurfa'da 10 kişi terör örgütünün yardım ve yatak suçundan gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında devriye görevi yapan 4 uçağımızın Suriye'de konuşlu füze sistemleri tarafından taciz edildiğini duyurdu. Bu taciz karşısında güvenlik unsurlarının gerekli reaksiyonu gösterdiği duyuruldu. Sınır hattındaki devriye uçuşlarının 12 F-16 uçağı tarafından sürdürüldüğü de vurgulandı. İçişleri Bakanlığı geçen hafta Şırnak'ta ortaya çıkan terörist cenazesiyle ilgili görüntüler sebebiyle 2 personeli görevden uzaklaştırdı. Şırnak'ta terörist cenazesinin yerde sürüklenmesi olayıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da olayın bilinçli şekilde yapıldığına dair bilgilerin olduğunu açıkladı. Şehitlere son görev. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen askerler için Erzurum'da askeri tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşı memleketlerine gönderildi. Uzman onbaşı Doğan Akgöbek memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkanla çok sayıda kişi katıldı. Bekar olan 23 yaşındaki Doğan Akgöbek 8 ay önce göreve başlamıştı. Şehit uzman onbaşı Şükrü Şahin için Eskişehir'deki Reşadiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene şehidin yakınlarıyla askeri ve mülki erkan katıldı. Bekar olan 24 yaşındaki Şahin, ailenin 4 çocuğundan biriydi. Diğer taraftan operasyon kapsamında askerleri şehit eden 6 terörist etkisiz hale getirilirken 5 terörist de yakalandı. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bölücü terör örgütü PKK-KCK mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AK Parti MYK, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. Davutoğlu, MYK toplantısının ardından Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak. Gündemde Ankara'daki terör saldırısı, Irak, Suriye ve Rusya ile ilişkiler var. Seçim güvenliği için alınacak tedbirler de toplantı gündeminde. AK Parti mitingleri Cuma gününe kadar askıya alındı. Açıklamayı parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Çelik, Cuma günü ve sonrasındaki birkaç mitingimizi ise bir parti mitinginden ziyade teröre karşı birlik, dirlik ve kardeşlik mitingleri olarak yapacağız, dedi. 274 sanıklı Ergenekon davasının temyiz incelemesi devam ediyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen duruşma, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu'nun savunmasıyla başladı. Duruşmada eski YÖK Başkanı Kemal Gürüs'e evinde bulunduğu belirtilen belgelerle ilgili bilgi verdi.
Gürüz'ün ardından Erhan Timuroğlu ve Semih Tufan Gülaltay'ın avukatı savunma yaptı. İzmir'deki 357 sanıklı askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında mağdur ve tanık ifadelerinin alınmasına devam edildi. Mahkeme heyeti sanıkların evlerindeki aramalara katılan tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 16 Nisan 2013 tarihinde görülmeye başlanan 357 sanıklı davada 5'i asker, 10 tutuklunun da tahliye edilmesiyle tutuklu sanık kalmamıştı. Türkiye'nin büyük kaybı, usta oyuncu, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaptığı tiplemelerle aileden biri haline gelen Levent Kırca'nın uzun ve hayli dolu bir sanat geçmişi var. 1964'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladığı sanat yaşamı, tiyatro, televizyon ve sinema gibi birçok alanda devam etti. Levent Kırca'nın televizyonda yayınlanan Olacak O Kadar adlı programı yıllarca ilgiyle izlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %23 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %24,2 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 19 milyon 642 bine yükseldi. Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı %40,6 oldu. Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Muş'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğrenci, 12 kişi yaralandı. Kaza Korkut ilçesine bağlı Taşlıca köyü mevkiinde meydana geldi. İçinde öğrencilerin de bulunduğu minibüs otomobille çarpıştı. Yaralılar Korkut ve Muş'taki hastanelerde tedavi altına alındı. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi noktalıyoruz. Evet sevgili seyirciler, gün biterken haber kuşağımızda sıra ekonomi haberlerinde, ardından hava durumu gelecek ekranlarınıza. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.